Merhaba. Şimdi Bolu Dağı'ndayız. Sakarya'daki Rover buluşmasına gittiğimizde bu arabayı aldık oradan. Ya satın falan almadık. Bizim takipçimizin arabası. Şey varmış böyle... ıvır zıvır kaporta işleri varmış. İşte iç trimlerde göstereyim. Şöyle zedelenmeler, böyle boya soyukları falan varmış. Şurada var bir şeyler. İşte başka ne gösterelim? Şu döşemelerde kalkmalar falan var. Tavan döşemesinde var biraz. Yani arabanın ıvır zıvır bir sürü işi varmış. Ağır bir işi yok da. Bunların yapılmasını istiyordu. Ankara'ya getireyim bırakayım diyordu. Biz de Yalova'da oturuyormuş kendisi. Hazır Sakarya'ya gelmişken biz oradan götürürüz dedik. Güzel 1.6 dizel manuel. İyi kötü gidiyor. Şey de yapacağız. Yani performans iyileştirmesi de yapacağız. Az yapıyor falan filan. Güzel bir araba ya. Şey, station olması da baya avantajlı. Kocaman bir bagajı var. Arabanın kendisi de gayet büyük. İşte bakımları yapılacak. Tüm sıvılar değişecek motüllerle. Periyodik bakımı yapılacak. Tüm filtreler değişecek. Büyük ihtimalle DPF iptali yapılacak. Yazılım yapılacak. Tüm işte ıvır zıvır tüm malzemeleri değişecek. Kaportadaki problemler hallolacak. Daha çok Mustafa ilgilenecek bu arabayla. Şuraya bir gelir misin? Yani şunu bile yapamamışlar abi. Inside yazıyor. Yani bu yanak iç tarafa gelmesi gerekirken dışta şu anda. Araba pıtır 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 böyle sekme yapıyor. Yolda bir sürü gürültü yapıyor. Ya bu kadar basit şeyleri bile insanlar işi olmasına rağmen yapamıyor. O yüzden böyle abilerimiz bize veriyor arabayı düzeltelim diye. Bunu da gayet bilinebilir bir hale getirip sahibine teslim ederiz. Biraz da yolda konuşalım hadi. Şu el freni erimiş. Biraz vites topuzunda zedelenme var. Şunun kafası yok. Şunun düğmesinin baş kısmı yok. Şurayı zedelemişler. Şunu gösterdim. Öyle ıvır zıvır dertleri var ya. Şu tavan döşemesi kötü bir temizlikten sonra büyük ihtimalle sarkmış. O yenilenecek. Komple tavan döşemesi yenileniyor maalesef. Ruhsat sokmuşlar. Buraya ruhsatı sokmuş dayı. Yıllarca burada durmuş bir de şey eski sahibi. Esnetmiş. Esnetmiş. O değişecek. Kol dayamamız yok. O yapılacak. Aynen. Bulursak orijinal kol dayama yapacağız. Şuraya, şöyle. Bir de AUX giriş yapılırsa onu da yaptıralım. Çünkü biz Bluetooth hoparlörle gidiyoruz sabahtan beri. O pek hoş olmuyor. Bu donanımda yani bu yılda bir arabada AUX girişinde olmaması ilginç. Onu da yaptırırız. Falan filan böyle ıvır zıvır dertleri var işte. Hadi gidelim. Ya arabanın böyle ıvır zıvır dertleri oluşmuş ama mekanik aksanında hiçbir şey yok. Alt takım düzgün, şanzıman düzgün, debriyaj düzgün. Yani ona şaşırdım ben biraz. İlginç derecede düzgün yani mekanik anlamda. Ama böyle saçma sapan şeyler oluşmuş. Büyük ihtimalle işte yanlış temizlik maddelerinden falan bu trimler zarar görmüş. Bir de mesela buraya koku takmışlar. Abi öyle şeyler takmayın bu mazgalları. Yani şu aynaya asılanlardan falan tercih edin yani. Mazgala takılanlar genellikle ya boyasına zarar veriyor ya plastiğine zarar veriyor. Pek makul olmuyor. Video biraz titriyor farkındayım. İşte bu lastiğin saçma sapan yanlış takılmasından dolayı onu idare edin. Sol önünde de balon var. Aynen sol ön lastikte de balon var. Bir 50 gün falan olmuş bu takipçi olan abimiz bu arabayı alalı. O zamandan beri tüm işlemler için bize teslim etmeyi bekliyormuş. Bakalım inşallah elimizden geldiği kadar düzeltip sahibine teslim ederiz. Rover buluşması hakikaten güzel geçti. Tekrar teşekkürler davetleri için. Ve eğlendik yani hakikaten. İnsanlar da şey böyle. Arabalarını seven insanlar. Hemen sabitleyici var. O güzel bir özellik. Arttırıp düşürebiliyorsunuz falan filan. Lastik basınç sensörü var. Lastik basınç sensörü var standart olarak. Bu modellerde mecburi olduğundan dolayı büyük ihtimalle. Ya bir de bize bir AUX olsaydı bayağı keyfimiz yerine gidecektik. USB var ama o da çok sağlam çalışmıyor. Aynen sadece USB var o da pek verimli çalışmıyor çünkü iPhone'u mesela iPhone ya da Android'i tanımadı. iPhone'u iPod olarak tanıdı da Spotify okumadı yani Spotify'dan çalmadı. Onun dışında şu anda bir derdimiz yok. Frenleri falan gayet iyi. Fren hidrolini değiştirmek gerekecek. Biraz çabuk şişiyor. Takım falan tamamen kontrol edilecek ne kadar sorunsuz hissettirse de yolda belli etmez o. Ivır zıvır dert vardır belki. Onu hemen hallederiz.
cilalı bir o şapkalı bir Audi gidiyor. O nasıl bir spoiler ya? Spoiler değil, spoiler o. Spoiler. Aynen, spoiler. Spoiler. Şapoiler. Bol tarafını çok seviyorum ya. Her geldiğimde, her videoda söylüyorum bak. Niyese? Bir kan çekiyor ya. De bu otoban Bolu'yu bence çok kesmiş olabilir gelişimini. Çünkü bu kadar insan geliyor, geçiyor. Hiç Bolu'nun içini görmeden gidiyor yani. Neyse, konumuza dönelim. Araba 95 beygir. 95 gibi gitmiyor. Büyük ihtimalle DPF'den dolayı. Gideceğiz, ona da bakacağız. Dolu mu? Ne durumda? Ondan kurtulur. Bir de yazılım yaparsak gayet paldır küldür gider gibi görünüyor yani. Şu spoiler'a bir yakın çekim alabilir miyiz? Spoiler'a gidelim hadi. O da biraz hızlı gidiyor. Yetişemiyorum. 170. Araba hissettirmiyor. 170'le gidiyoruz şu anda. Lastik olanı düzeltince kesti. Gayet şey yani. Normali gidiyor yani. Spoiler. Sizi şimdi buna şu RS7'nin spoilerını göstermek için hızlandık. Belli bir hızdan sonra büyük ihtimalle arka spoiler havaya kalkmış. Çok değişik duruyor böyle. Bir yandan kötü duruyor, bir yandan böyle RS7 olduğu için iyi duruyor falan. Yalnız üstteki 3. stop ne güzelmiş ya. Boydan boya. Gördün mü onu? Gördüm de bu araba gerçekten RS7 mi? RS7 bu araba ya. Yavaşlasa da bir spoiler'ın kapanıp açıldığını görsek. O dikkatimi çekti ama yavaşlamıyor abimiz. Bence RS7 görünüm ya. Cık, değil ya, RS7 baksana şuna. Arka çamurluklar geniş ama. Bildiğin RS7 ya, baksana şuna. Çamurlukta var mı acaba? Çok bir body kit gibi ya. Değil. Bu da bizim yol muhabbetimiz. Bu araba gerçekten RS7 mi? İşte öbür araba hakikaten A45 mi? Falan derken yol bitiyor. Bu arada 160-160 gidiyoruz mesela şu anda. 160-170 civarı. Gayet normal, stabil gidiyor yani. Lastikler kötü olmasına rağmen. Ford'un bu mevzusunu seviyorum. Yani yolda saçmalamıyor. Mesela lastikleri kötü bir vak grubu araç olsa şu anda. Yani bu lastiklerle herhangi bir vak grubu araç olsa. Sağdan sola, soldan sola böyle saçma sapan hareketler yapabilir. Aslında lastiklerin markası ve tipi kötü değil. Sadece eskimiş ve... Balonlu eskimiş var. Bir kısmı 2012, bir kısmı 2016. Öyle saçma sapan bir... Yoksa Conti yani. Şeyleri var. Continental. Dayı bize sinirlenip basmıyor daha. Yalnız arabada hiç egzoz sesi de gelmiyor. Gelmez ki bu hızda. Nasıl gelecek? Hala muallak dayı be. Ben değilim gayet. Maalesef. Kızılcam amca köfte mi yesek ya? Hiç fena fikir değil. Kızılcam amca navigasyon da oradan çıkalım. Otobandan. Mürted'den çıkabiliriz. Mürted. Mürted'den çıkabiliriz. Mustafa onu, Mürted'i İngilizce bir şey zannediyormuş. Mürted diyordu. Ben kaçak geçiş falan diye düşünmüştüm. Mürted. Oldu, wasted yok anasını satayım. Abi yavaşladı. Şapoyler kapanmadı. Bence o manuel açmış elle. Balık kelle bunlar yedir elinde de. Cık. Bu arabanın marş pedali hep dalga dalga ya. Hiç inandırıcı gelmiyor bana. RS7 var araba. Aktif spoiler olmaz ki normal 7'de, var mı? Var. Emin misin? Eminim. Bilmiyorum, ben emin değilim. Bilenler aşağı yazsın. Bu da şeyde YouTube için çok riskli bir cümle. Bilenler aşağı yazsın. Çünkü ben bilmediğimi söylemiş oluyorum. Çünkü herkes her şeyi bilmeli ya Türkiye'de. Ne kadar ayıp. Sanki çok bir unik dönüşüm gibi geldi bana ama emin de değilim. Çok bir unik dönüşüm gibi ama emin de değilim. TRT tek unik dönüşüm gibi. Değil ya. Gayet cam gibi arasıydı. Ya ayna kapaklarına rengi tutuyor ama aynalarda kör nokta olmaması bir endişe mesela. Bir adet trim sesimiz var. Bu galiba şuradan geliyor. Evet. Buldum. Buldum ve çözdüm. Dayı çöp atıyor yola ya. RS7 olamaz. Hiç hoş değil. Yolları çöp atmayın abi. Ne demek bu ya? Ya arkada kocaman Quadro yazıyor ya. Bir de saçma sapan bir Audi sticker var.
de basmıyordur canım Allah Allah. Şart mı adamın ya sürekli? Açında bir bassın, gerçek mi değil mi anlayalım ya. Oğlum bu araba dizel mi lan? Ya gitmiyor ya, gitmiyor ya. Bir tık duman geldi sanki. Ünit dönüşü mü araba bence? Vallahi orijinal değilsen bana ayıp ettin. Oğlum dönüşümse de güzel yapmış adam diyeceğim şimdi yani. Değil ya, zannetmiyorum ya. Lastikler çok, falan kalın ama. Çok düzgün lan daha araba. Daha kalın olmalı bence RS7'de. Bilmiyorum, araba çok nizami duruyor yani. Ya sonra böyle bir 255 civarı falan ya da 265 ama daha kalın olmalı gibi geliyor bana. 265 değil o lastik. 245 o lastik. 245 çıkmaz ki RS7'de. RS7 şey yazsana bir, RS7 spoiler yazsana bir. RS7 aktif spoiler yaz. Oğlum içi komple led lan bu. Dayının önüne kıracaklar şimdi. Böyle bir spoiler var. Ama bununki gibi değil yine. Size şöyle göstereceğim. Bak marş pedalları bak. Direksiyon tut, direksiyon tut. Beyler bu araba RS7 mi? Bu araba RS7 ya mi? Ya değil, ön tampona baksana ya. Onun neresi RS7? Ön tampona amcam boyamış. RS7 değil o araba. Dayanmadı mı onu çektiğimiz acaba? Bilmiyorum da. Başka RS Motorsport yazıyor arkasında bu araba. Yalnız ben bu kadar taciz RS7'ye biniyorsam. Ben Ankara'ya varmıştım. Ben RS7'ye biniyorsam bu kadar arkamdan biri gelse ben şu anda gittiydim yani. Neyse, tacize girer mi bizim yaptığımız? Girmez ya. Bas gidelim bakıyoruz işte. Göz tacizi. Ne bileyim, böyle rahatsız etmek istemedim ama. Bir geçebilsek ön tamponu anlayacağım. Değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Bilmiyorum, aşağı yorumlarda hep beraber tartışalım. Araba RS7 miydi? Bize neyse lan milletin balı. Tövbe sana. Hayır, az var ya. Neyse, bu da böyle bir ufak yol videosu oldu. Bu hafta da bununla uğraşalım bakalım. Şimdilik herkese görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Focus'un işleri bitti. Teslim edeceğiz bugün. İbrahim abi geliyor, onu tren garından alacağız. Sakarya'dan getirmiştik arabayı Rover buluşmasından sonra. 2 haftadır birlikteyiz. Bir sürü işi vardı arabanın, onları hallettik. En bariz işi, belirgin işi trigger değişimi ve yazılımda trigger değişimi zaten vakti gelmişti, onu yaptık. Yazılım kısmında da DPF bayağı bir dolmuştu. Yani DPF'yi söktüğümüzde anladık ki araba hakikaten gitmesi mucizeymiş yani. DPF boşaltıldı, DPF iptali, EGR iptali ve soft bir yazılım yapıldı. Çok böyle zorlayacak bir şey değildi. Daha çok işte hem yakıt tüketimi hem biraz şehir içi rahat kullanım anlamında fayda sağlayacak bir yazılım yapıldı. Başka neler yaptık onları Mert yanım da hatırlatsın bana. Trigger setini komple değiştirdik yani. V kayış ve V kayış bilyası. Aynen, trigger seti şey değişti. Set olarak değişti yani. V kayış, V bilyası. Hepsi beraber değişiyor zaten. Devir daim pompası da bu kayışa bağlı çalıştığı için zamanla aşınıyor. Yeterli miktarda suyu devir daim edemezse araba hararet yapıyor falan. Onu da trigger seti değişimlerinde eğer kayışa bağlı bir devir daim kullanıyorsa araba kesinlikle değiştiriyoruz. Onun dışında standart yağ servisini gerçekleştirdik ama mazot filtresini de değiştirdik. Mazot filtresi dahil tüm periyodik bakımı da yapıldı.
Orijinal Ford ürünleri ve Motul yağlarla filtreleri Ford'dan, yağları Motul'den kullandık. Başka ne yaptık? Ön takımda birkaç ufak aksaklık vardı işte, Z rotları, rot başları gibi. Basit yani ufak takım. Ön takımın en kolay bozulan malzemeleri Z rotlar zaten, rot başları. Onlar değişti. Ön diskler bayağı yeniydi ama eski balatayla birlikte takıldığı için iz yapmış. Onları bir temizlettik tornacıda. Yani hala balataları değiştirdik. Orijinal Fomoco ürünü balatayla. Hala sıfıra yakın bir disk boyutu var aslında. Evet. Ama balatalar değişti. Kötü bir balata takılmıştı. Biz onu orijinal Ford'la değiştirdik. Baksana tork devire yayılınca çok güzel bir şey yapıyor yani. Tatlı gidiyor. İşte 95'lik gibi değil artık. Aynen. Başka ne yaptık? Ekstra olarak şanzıman yağı değişti. Fren hidroliği değişti. Yani aracın bütün sıvıları elden geçti. Şanzıman yağı değişmez demişler serviste buna. Orijinal. Yani Ford servisi, yetkili servisi değişmez demiş. Kocaeli'de sanırım. Değişir abi, gayet değişebiliyordu. Değiştirdik. Fren hidroliği değişti motor olarak yine. Frende böyle bir çabuk şişme durumu vardı o giderilmiş olduğu sayede. Bir de frenler ciddi sesliydi o balatadan dolayı büyük ihtimalle. Ondan da kurtulmuş olduk. Başka ne yaptık? Antifrizini değiştirdik yine. İşte dediğim gibi bütün sıvılar değişti. Soğutma suyunu değiştirdik. Soğutma suyunda şöyle bir şey var. Abi servislerde ölçüyorlar. Sadece derecesini ölçme şansı var tabii ki o elindeki aletle. Abi soğutma suyunun derecesi kolay kolay düşmez. Yani yıllarca donmayacak şekilde kalır ama bunun bir diğer fonksiyonu da sistemin temizleme fonksiyonu. 2 seneden sonra falan korozyon yapmaya başlar ve temizleme fonksiyonunu yerine getiremez. O yüzden yani o çok makul bir durum değil. Sadece derecesi donmuyor evet diye soğutma suyunu değiştirmemezlik yapamazsınız. Onu da değiştirdik. Başka? Ek olarak yani zaten bakımdan önce engine clean işlemi yaptık. Yine Motul engine clean. Bakım güzel sırasında Motul engine clean işlemi de yapıldı tabii ki. Şey var. Ek bir durum vardı. Arabaya benzin dolmuyordu. Hava yapıyordu. Depo tahliye borusu var bunlarda. Valve değil, boru şeklinde var. Depo dolum ağzı ile birlikte değişiyor. O biraz maliyetli oldu. Depo dolum ağzı artı dolum borusunu değiştirmeniz gerekiyor bu tahliye sisteminin tamamen çalışması için. O değişti. Yani biliyorsun bu konuyla ilgili bayağı araştırma yaptık. Focus 3'lerde bu kronik olarak başlamış bir sorunmuş. Hani yani Focus 3'lerde varmış bu problem. Parçayı da bulmak kolay olmadı çünkü sedan hatchback station farklı farklı dolum boruları kullanıyor. O yüzden birazcık uğraştırdı o bizi. Harici olarak jant göbeklerini yani birazcık işte dışarıdan kozmetik işlere. Ya şeylere çok böyle mi kozmetik işlere çok bir şey kalmadı. Videonun başında arabayı teslim alırken birçok kozmetik mevzudan bahsettik ama hani el veren bütçeyle mekaniği daha çok toparladık. Kozmetik anlamda jant göbekleri orijinalleri değişti. Jantlar orijinaldi, göbekler şeydi, saçma bir rengi vardı. Bayağı aslında kötü gösteriyordu arabayı. Onlar değişti. Ek olarak şuradaki trimlerde biraz soyulmalar vardı. Trimleri boyattık. Çok güzel bir işçilik oldu. O yine bir yerle anlaşma sağladık bu konuda. Artık trim yenileme konusunda bayağı bir avantajlıyız. Evet, far ayarı yapıldı, rot ayarı yapıldı. Tabii zaten ıvır zıvır işler yapıldı. O far ayarı, rot ayarı, işte lastiklerin genel kontrolü falan, onlar ıvır zıvır işler. Onlar da yapıldı. Yola çıkacak araba buradan az sonra. Onun dışında ne yaptık? Ek olarak işte yine abinin istediği şu el freni göremiyorum. El freni tabancası erimişti. Bunlar da yine oluyormuş plastik olduğu için. Biz onu deriyle değiştirdik. Deri kaplandı. Güzel bir el freni tabancası oldu şimdi. Anteni küçülttük. Anten bayağı büyüktü. Böyle ticari araba anteni gibiydi. Onu küçük versiyonuyla değiştirdik. Böyle ufak tefek bir sürü işini yaptık. Şimdi teslim etmeye gideceğiz İbrahim abiye. Güzel, yıkamasını da yaptık beraber. En son ekstra maliyet olmasın. Bayağı para harcadı İbrahim abi de. Kendimiz iç dış temizledik. Bayağı detaylı temizledik. Güzel görünüyor şu anda. Öyle. Şimdi götüreceğiz. Sahibine teslim edeceğiz. O da alıp Sakarya'ya dönecek. Bizi eve bırakır inşallah. Sevdik biz bu arabayı. Şey değil yani. Hakikaten şu an bu arabaların iyi durumdakileri 60-65 bin lira. Yani Türkiye için hakikaten alınıp binilebilir bir araba yani. Hem 1.6 dizel olması, hem mekanik anlamda sağlam olması. Mesela bu araba 165 binde ama sağlam yani. Çok 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 büyük bir derdi yok. Hani 5-6 bin lira verdim mi mükemmel hale getirilebiliyor yani. Az bir şey dertli de olsa ki biz öyle yaptık. Şu an gayet bildiğin mekanik anlamda stabil bir araba yani. 65 bin liraya alınabilecek bu sınıfta hakikaten güzel bir alternatif. İç hacmi yani ben şu an bayağı rahat yayılmış oturuyorum. Arkada da boşluk var. Arkada station olmasından dolayı zaten hani şey derdiniz yok, bagaj derdiniz yok. Gidiş anlamında da hani bir yazılım yaptık, araba bayağı bildiğin toparlamaya başladı yani. Tam çok iyi gitmiyordu eskiden de. 95'lik halindeyken. Şu an ciddi yürüyor ya. Yani. Şu an tıkır tıkır gidiyor yani, hiçbir derdi yok, sıkıntısı yok. Uzun yıllar böylece biner inşallah İbrahim abi.
Ben çok beğendim arabayı ya. Yani tipi olsun, şey olsun. Arabada herhangi bir gürültü yok. Alt takımı düzgün. Hani hakikaten bu paraya bu araba alınır yani, öyle söyleyeyim. Station olmasından dolayı biraz ucuz oluyor sedanlardan. Hani station bir tık tercih edilmiyor ya Türkiye'de. Ama bu tabii alıp kullanacak insanı hiç ilgilendirmiyor. Station'ın rahatlığını kullanmış oluyor, hem de daha az maliyetli. Bence şey çok hoşuma gitti yine. Üzerindeki ses sistemi galiba başlangıç paket Ford'a göre ama bayağı başarılı. Aynen, ses sistemi güzel. Yalıtımı çok kötü değil. Hani bayağı sevdim ben arabayı. Ha, yapılacak işleri kaldı mı? Kaldı. Var biraz işleri. Onu da şey dedik. Yaza doğru biraz daha bütçeyi toparlayıp yine birlikte yaparız tüm işlerini. Bir kere daha misafir ederiz olmazsa. Şimdi Hilux'e başlıyoruz. Hilux, onu da şeyden getirdik, Ordu'dan. O da bir takipçi abimizin arabası. Aynı zamanda eş zamanlı olarak Megane yürüteceğiz bir tane de. Bir tane Megane var. Bayağı işleri var onun. Onlar yapılacak falan filan. Onların da videolarını bittiklerinde ya da başlarken çekeriz. Bakalım şimdi gidelim teslim edelim. Şimdi bak 4'te oturacağım gaza 70'le. 80 90 100. İçerideki tork çok güzel. 110 ya. 120 130 Doblo. Enişte. Enişte geldi. Ya 4'te mükemmel bir şey var. 70'ten 140'a böyle tık 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 tık. 3'te yapsana onu bir. 4 daha tatlı. 3'te çok aşağıdan başlamak lazım. Sağa dönmen lazım. Trafikte şu an müsait değil. Sağa doğru dönelim. Özür dilerim, biraz geç oldu. Seneye söyleseydin kanki. Sana özendim. Özür dileriz, biliyorum, farkındayım. Mallık yaptım da arkadaşımdan dolayı. Hanımefendi, özür dileriz yani. Bu hanımefendiler kaza tehlikesi oluşmasa dahi böyle bam diye korna basmayı seviyorlar niyeyse. Sol. Sol mu? Ama hanımefendi oradayken ben dönmem sola. Bekleyeyim o gitsin de. O arkamıza geldi iyi. Öyle özellikle 4'te çok tatlı bir hale geldi. 5'te 6'da zaten gidiyor da. Hani sollamaya çıktın, 4'e düştün, bastığın an arkadaş orada. Her yaman YHT garı. Ben bura olduğuna emin değilim. Bence burası çalışmaya başlamadı. Yo, başladı ya. Neyse, dur ararız şimdi. Böyle dışından da böyleydi arkadaşımız. Güzel bir 15 gün geçirdik. Yazın görüşürüz. Biz bayağı sevdik kendisini hakikaten. Böyle severek yaptık yani işini gücünü. Bakalım İbrahim abi de sonuçta memnun olursa. Umarım. Ne bakıyorsun millete? Millet de kamera görünce yavaş geçiyor, o da çok ilginç. Şunda ne o? Vay. Neydi lan o? Martı. Ankara'nın martılarını ben öldürürüm ben. Bize iş bitirince saçmalama şey artık şey oldu, ritüel şeydi. Oldu yani. Ne onun adı? Hale hiç gittin mi? Ne hale? Balık haline. He, gittim. Ay, var ya bir sürü martı var. Nasıl la? Ankara'da. Ne saçma ver oğlum Ankara'da. Yemin ediyorum bak. Bir sürü martı var. Mantı var yalnız. Öyle. Neyse, akışla kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi ve bizi beğenmeyi unutmayın. Böyle bir YouTuber kapanışı. Abone olun tabi lan. O kadar iş yapıyoruz. Onun yani. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, bu elimde görmüş olduğunuz modül dizel sistem klimayı kullandığınızda turbodaki ıslık sesi, enjektördeki şakırdama, basur, bel soğukluğu, kabızlık, efendime söyleyeyim işte arabanın isteksiz gitmesi, İktidarsız. Erken boşalma. Turbonun erken boşalması. Şöyle tutacaksın ama şöyle iki elinle şöyle. Şöyle mi? Ben onu da bana hediye et. Bunu şu an Serhat Bey'e hediye ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.